Evet, sesi de açtım. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. Biz böyle dijitalleşmenin nimetlerini yaşıyoruz ama böyle handikaplarımız maalesef oluyor. Çünkü evet, teknoloji bizi zaman çok güzel ele aldı, evet. Hem programımıza hem şehrimize hoş geldiniz diyeyim, öyle söyleyeyim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için bu programa. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli vaktinizi ayırdınız bizlere. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Sağlığınız iyidir. Hamdolsun. Allah'a çok şükür. Bir korona sürecini geçirdik biz. Çok geçmiş olsun. Bir problem olmadı. Haziran ayında geçirdik. İnşallah herkesin sağlıklı, sıhhatli bu pandemi sürecini atlatmasını canı gönülden diliyorum. İnşallah. Sizlere de çok geçmiş olsun. Rabbim yaşatmasın bir daha hiç kimseye inşallah. Evet. Ben şöyle kısaca size biraz dersimizden bahsetmek istiyorum. Kariyer planlama dersi bizim geçtiğimiz bahar döneminden beri takip ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından üniversitelerin kariyer merkezlerine verilmiş bir ders. Bizler bu dersin müfredatına her hafta farklı bir konu belirledik ve bu konuya bağlı olarak alanında uzman, alanında duayen kişilerimizi ağırlıyoruz. Bu haftada kamu sektörünü tanımak var ve kamunun bizden neler beklediği var. Biz de bu konuda sizlerden bugün güzel tüyolar alacağımıza inanıyorum. Şu anda 162 öğrencimiz var. Öğrencilerimize de hoş geldin demek istiyorum huzurunuzda. Şöyle sizi bir tanımakla başlayabilirsem çok güzel olur. Sizleri bir tanıyalım Vehbi Bey. Evet, ben Vehbi Kolarılı. Karabük'te doğdum. İskenderun'da büyüdüm. Gaziantep'te üniversiteyi okudum. Sivas Demirçelik'te iş hayatına başladım. Aslen Konya Akşehirliyim. 1998 yılında da Konya'ya geldim. Konya'da yaşamak için, Konya'da çalışıp Konya'da yaşamak isteğim için. Uzun yıllar Türk Telekom'da çalıştım. Sivas Demirçelik'te 7 sene çalıştıktan sonra uzun yıllar Türk Telekom'da çalıştım. Sonra bir sene Antalya'da süreç yönetim müdürlüğü yaptım Türk Telekom'da. Sonra Sanayi Ticaret Bakanlığı'ydı bakanlığımızın ismi. Tekrar Sanayi Ticaret Konya'ya gelmek adına Antalya'ya çünkü tayin olmuştum. Mecburen benim görevim Antalya'ya çıkmıştı. Tekrar Konya'ya gelmek istedim. O zaman Konya'da Ticaret, Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın il müdürlüğü vardı. Orada göreve başladım tekrar. 1,5 sene çalıştıktan sonra Karaman'a il müdürü oldum. Karaman il müdürlüğü yaptıktan sonra Ankara'ya il müdürü oldum. 5 sene de Ankara'da il müdürlüğü yaptıktan sonra geçen sene bu vakitler 28 Kasım'da Konya'ya il müdürü olarak geldim. Kısaca böyle. Evliyim. 3 tane çocuğum var. 2 kız. Bir oğlum var. Memleketim Konya. Annem babam burada. Akrabalarım burada. İnsanın kendi memleketinde çalışması güzel bir şey. Kısaca özgeçmişim böyle diyebilirim. Başka öğrenmek istediğiniz yani kamuyla alakalı, iş hayatıyla alakalı, tabii ki özel sektör tecrübem oldu. Sivas Demirçelik Anonim Şirketi'ydi, orada çalıştım. Türk Telekom kamuydu, özelleşti. Özelleştikten sonra 5 sene daha Telekom'da çalıştım. Yani kamuda ve özel sektörde çalışmayı ya da kamudan özel sektöre geçiş sürecini yönettik. O sırada da süreç yönetim müdürlüğü yaptım. Hakikaten çok güzel bir deneyim kazandım orada. Ben kendi adıma öyle düşünüyorum. Yani iş hayatına başladığım ya da öğrencilik hayatında edindiğim bütün tecrübeleri Türk Telekom'da geliştirme fırsatı bulduk. Sonra tekrar kamuya döndüğümde bunların hepsini de inşallah şu anda kamuda tekrar yani bütün tecrübelerimi kullanmaya çalışıyorum. Ama her gün yeni tecrübeler kazanıyorum. Anladım, anladım. Biz hoş geldin dedik ama demek ki siz zaten Konyalı olduğunuzdan buralıydınız. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Şöyle kısaca özet geçtiniz. Hani özel sektör dediniz, kamu dediniz. Evet bugün sizlerden biraz daha biz kamu ağırlıklı dinleyeceğiz ama hemen şöyle bir ilk soru, giriş sorusu olarak özel kamu ayrımına değindiğinizde kesinlikle özeli tavsiye ederim ya da kesinlikle kamuyu tavsiye ederim diye bir ayrım yapabiliyor musunuz Vehbi Bey? Şöyle ki yani her insanın bir fıtratı var, yaratılışı var. Yani öyle özellikleriniz var ki kendi işinizi yapmanızı gerektiriyor, kabiliyetiniz. Çünkü kamuda bazen çerçeveler sınırlı olabiliyor. Yani ben bugün şöyle başlamak istiyordum. Yani ben her türlü soru sorabilirsiniz, serbestsiniz. Ama ben her türlü soruya cevap verebilemem, veremem yani.
Neden? Çünkü kamu personeli her soruya cevap veremeyebilir. Çünkü bizim de hiyerarşik yapıda üstümüzde insanlar var. Belirli bir çerçeve içinde davranmanız gerekiyor. Özel sektörde de bu aslında böyle. Maaşla çalıştığınız zaman orada da amiriniz vardır. Ama kendi işinizi yaptığınız zaman dükkanınızı kapatıp başka bir yerde çevirirsiniz. Büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Kendi fabrikanız olduğu zaman başka işlere girebilirsiniz. Aynı sektörde olmak zorunda değilsiniz. Yani ben tabii ki şu anda benim büyük kızım diş hekimi. O da şu anda kamuda çalışıyor. Yani uzmanlık yapıyor daha doğrusu ama bir an önce onun artık özel sektöre kendi işini yapma fırsatı var. Diğeri sizin üniversitenizde Karatay Üniversitesi'nde okuyor grafik tasarımı bölümünde. İnşallah o da kendi işini açacak. Diğer oğluma da yani fıtratına göre inşallah yani girebilirse kamu, giremezse de kendi işini yapmasını sürekli öneriyorum. Yani şimdi insanlar kendi hedeflerini önce iyi tespit edecekler. Yani kabiliyetlerini iyi belirleyecekler. Biz biraz ataerkil olduğumuz için Türkiye'de annemizin babamızın seçtiği meslekleri yapmak zorunda kaldık. Yani bizim zamanımızda. Ama şimdi çocuklar çok özgür. İstedikleri yani bir de şöyle üniversite imtihanında bizim zamanımızda önce tercih yapıyorduk sonra üniversite imtihanına giriyorduk. Yani ondan sonra da puan da yani benim hem tıp vardı hem mühendislik vardı. Yani her şey vardı. Biz biraz böyle daha tesadüf mü diyelim artık. Daha böyle ne olacağı bilinmeyen şekilde tercih yaptık. Yani önümüzü çok görmüyorduk. Ama şimdi çocuklar önce puanlarını alıyorlar. Bu puanla ben ne yapabilirim diye düşünüyorlar. Ona göre üniversite seçiyorlar. Yani en mantıklı yeri seçiyorlar ki bu daha doğru. Yani kamu mu, özel sektör mü sorusu insana göre değişir. Ama yani riskin onda dokuzu ticarette, onun da onda dokuzu cesarette diyor biliyorsunuz bizim dinimiz. Yani hakikaten riskin onda dokuzu serbest piyasada. Şu anda çalışanları da düşünürsek kamuda artık eskisi kadar çok fazla iş yok. Kamuya girmek de eskisi kadar çok kolay değil. Kesinlikle, kesinlikle. Biz de öğrencilerimizle durumu istişare ettiğimizde kesinlikle öncelikle kendisine mizaç tipine, yetkinliklerine, becerilerine dediğiniz gibi gerçekten o girişimci ruh, o yani çözümcü ruh var mı? Kamunun istediği farklı, özelin istediği farklı bir mizaç tipi var. Bunlar gerçekten dediğiniz gibi çok önemli etkenler. Ben şöyle gün içinde yayına yani programın gerçekleşeceğini ilan ettiğimiz süreçten beri öğrencilerimizden sorular aldık. Soruları sizlerle iletmek istiyorum. Evet. İlk şöyle bir sorumuz var. İstediğinizi sorabilirsiniz ama ben bazılarını cevaplayabilirim, bazılarını cevaplamayabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Tamam öyle yapalım. Lisans hayatınızda kamu alanında çalışmaya yönelik düşünceleriniz nelerdi? Yani lisans sürecinizde evet ben... Ticaret Sanayi Bakanlığı'na girmeliyim diye bir hedefimiz var mıydı? Yoksa kamu özel ayrımını orada kendinizde görebildiniz mi Vehbi Bey? Şimdi şöyle, ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gaziantep Mühendislik Fakültesi'nde okudum. 1984 girişliyim. 1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Gaziantep'te kampüsü vardı, mühendislik fakültesi vardı. Mesela İTÜ'nün Sakarya'da vardı. Böyle bazı okulların, yani üniversite açmak çok kolay değildi ama kampüs açılabiliyordu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde fizik mühendisliği bölümü yok. Fizik bölümü var, öğretmenliği var. Fizik mühendisliği bölümünü, bizim bölümümüzü nükleer santral kurulacak. Bunlar için yani fiziği, fiziğin mühendisliği, engineering of physics diye biz okuduk. Yani fiziğin mühendisliği normalde bilim adamı yetiştirir aslında fizik, biyoloji, kimya. Yani mühendislik yaparak piyasada iş bulabilmesini sağlamak kaydıyla maksadıyla yapılmış bir uygulama, mühendislik. Dediler ki nükleer santral açılacak. O yüzden sizi, yani 1984 yılının hayaliydi. Biz biraz hakikaten öyle çalıştık. Yani nükleer santral da tabii ki devletin santrali olacaktı. Yani kamuda çalışacaktık. Nükleer dersler aldık. Elektrik dersleri aldık. Elektrik bölümünden, makineyle alakalı. Yani bir mühendis olarak yetiştirildik. Kamuda çalışmayı şöyle hayal ettim ben. Yani kendi işimi kurmayı hayal etmedim doğrusu. Demek gerekirse. Yani fizik mühendisinin bir imza yetkisi yok. Yani ben şimdi imza yetkisi olan mühendisler var. Ya da imza yetkisi olmayan bizim gibi. Yani bazı konularda bizim bir inşaat mühendisinin bir projeye imza atabiliyor. Makine mühendisi projelere, elektrik mühendisleri projelere imza atabiliyor biliyorsunuz. O imzasıyla para kazanabiliyorlar.
Bizim öyle değildi. Biz hep kamuda çalıştık. Çalışmayı düşündük. Sebebi bir de kamuda çalışan bir babanın oğluydum. Yani demir çelikte çalışmıştı babam. Hep orada ustabaşı olarak çalışmıştı. Hep onların içinde büyüdük. Onlarla beraber büyüdük. Bir mühendisin nasıl olmaması gerektiğini de babam çünkü ustabaşıydı. Mühendislerle birlikte çalıştığı için bir mühendisin nasıl olmaması gerektiğini öğrendim ondan. Nasıl olması gerektiğini de öğrendim. Yani gider gitmez hemen ben mühendisim bana bir masa işte ben imza atacağım siz çalışacaksınız gibi davranmamak gerektiğini öğrendim. Hatta bazı arkadaşlarımız vardı oturup saatlerce böyle imza atma çalışması yaparlardı. Yani niye ya imza atacağız biz bir şey yapmayacağız ki falan yani yanlış anlamış olayı tabii ki. Ama biz ben onun olmaması gerektiğini bilen birisi olarak Sivas Demir Çelik'te iş hayatına başladım. Çok kısa zamanda şef mühendisi oldum Sivas Demir Çelik'te 3 sene sonra. Yani mühendislerin şefi 50-60 kişinin sorumluluğu verildi. Sonra Türk Telekom'a geldim. Türk Telekom kamuydu, tamamen kamuydu. Kamuda da yine böyle bir biraz afalladım. Yani anonim şirketi ve bir işletmede çalıştıktan sonra kamuya geldiğimde biraz afalladım tabii. Yani oradaki hiyerarşik yapıyı görünce ama şu anda kamu hakikaten çok nasıl söyleyeyim çok aktif. Çok sinerjik şu anda kamu. Yani çok bundan 5 sene önceki gibi ya da 10 sene önceki gibi 20 sene önceki gibi değil. Kamuda da artık sürekli bir eğitim var. Hayat boyu öğrenmeye önem veriliyor. Süreç yönetimine, kalite yönetimine önem veriliyor. Kamuda da artık birçok şey yapılıyor. Yani kendilerinde öğrenciler, yani ben kamuda çalışacağım, ben burada çalışacağım diye sınırlandırmasınlar, hazırlık yapsınlar. Yani mesela şu toplantı için siz bir hazırlık yaptınız, öyle değil mi? Soruları ayarladınız, işte linkleri ayarladınız, öğrencileri işte bunu grafikleri yaptınız, sosyal medyaya koydunuz, bir hazırlık yaptınız da bugüne geldi. Buna rağmen ilk 5 dakikada bir şey yaşadık. Yani benim bilgisayardan kaynaklanan bir problem. Evde 3 tane bilgisayar var. Sonunda bir tanesini ayarladık. Yani alternatif olması lazım ama. Yani cep telefonu, işte tablet, ikinci bilgisayar. Yani hazırlıklı olmanız lazım. Ki size geldiği zaman, ya İngilizce birisi, bilen birisi lazım denildiği zaman ben varım. Teknik resim bilen birisi var dediğiniz zaman ben varım diyebilmeniz lazım. Kamuda da böyle bu. Artık özel sektörde de böyle. Yani çok büyük ayrımlar yok. Maaşlar da eskisi gibi değil. Yani kamuyla özel sektör neredeyse aynı. Ama kamunun bir avantajı var. Girdiğiniz anda belirli bir standarttan başlıyorsunuz. Ondan sonra çok milim milim yükseliyorsunuz. Yani maaş olarak özel sektör öyle değil. Sizin donanımınıza bakıyor. İşe yarayıp yaramadığınıza bakıyor ve çok kısa zamanda çok yüksek maaşlara çalışabiliyorsunuz. Evet, evet dediğiniz gibi kamunun o hantal yapısı artık eskisi gibi yok Vehbi Bey. Daha evet, daha açık kamunun imkanları. Peki Vehbi Bey, öğrenim hayatınız boyunca idealleriniz bunlar mıydı? Yani bunu yani derslerinizi gördükçe, hocalarınızla tanıştıkça değişiklik yaptınız mı yoksa ya da işte tam geldiğim bir nokta vardı ve buradan dönmem gerekiyordu dediğiniz bir nokta oldu mu? Evet, yani onu kısaca şöyle anlatayım. Başka bir söyleşide de söylemiştim. Yani bizim fizik mühendisliği biraz zor bir bölüm. Yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi de biraz zor. Bütün dersler İngilizce. Hocalar, yabancı hocalar var. İngilizce anlatıyorlar. Türk hocalar İngilizce anlatmaya çalışıyorlar. Siz ikisinin arasısınız. Yani bir senede ne kadar İngilizce öğrendiniz ve o İngilizce ile bütün dersleri Amerika'dan gelen bir hoca ile İngiltere'den gelen bir hocadan aldığınız dersler, bir de fizik gibi ağır bir dersi öğrenmek zorundasınız. Bize yani üniversitede gider gitmez birinci, ikinci sınıfta biraz psikolojik bir baskı yaparlardı. Siz bitiremezsiniz bu okulu. Siz ya bırakın gidin, sen bu dersi beceremiyorsan bırak git gibi. Böyle. Bunun amacı vardı tabii, zorlamaktı. Ben üniversitede 3 sene sonra yani 3. sınıf hazırlık biz her sene tekrar girerdik bizim zamanımızda. Bir dersten bir kere kaldığınız zaman ikinci defa okursunuz. Tekrar kalırsanız üniversiteden atılırsınız. Yani 70'ti geçme notu da. Yani çok zordu hakikaten. 56 kişi başladı. 8 kişi bitirdik. Hani bazen diyorum o şeyleri görünce hani bu karette karettalar kumdan çıkıyorlar. Okyanusa gidene kadar
çok azı ulaşabiliyor. Biz hakikaten öyle oldu, ulaştık. Son 3 sene ben neredeyse her gün sabaha kadar ders çalışarak üniversitenin bitirebileceğini anladım. Son 3 sene o şekilde çalıştım. Yani 6 sene sürdü. Yani 5 seneydi okul zaten. Bir sene hani bir repeat yaptık. Ders çalışmayı öğrendim. Yani biz lisede ders çalışmayı bilmiyormuşuz. Yani öğrenmeyi öğrendim daha doğrusu. Ama 3 senenin sonunda öğrendim. Bu öğrenmeyi öğrenme süreci son sınıfta öğretmenimiz dedi ki yani okulu bitiriyorsunuz. Hani birçok kitapta yazar bunlar ama ben fiilen yaşadım bunu. Okulu bitiriyorsunuz. Bu öğrendiklerinizin hiçbir hayatta size lazım olmayacak. Nasıl yani biz bunları boşuna mı öğrendik? Yok dedi, boşuna öğrenmediniz. Siz dedi lisede havuz problemleri öğrendiniz. Onları çözdüğünüz için dedi üniversiteyi kazandınız. Hiç havuz problemi çıktı mı karşınıza üniversitede? Çıkmadı. Yani havuz problemlerini öğrendik. Onları, yaş problemlerini öğrendik. Bana fizik mühendisliğinde hiç yaş problemi ya da havuz problemi sormadılar. Üniversitede öğrendiğiniz şeyler de hayatta çok fazla lazım olmayacak dedi. Ama siz dedi öğrenmeyi öğrendiniz. Yani bir fabrikaya girdiğinizde, ben Sivas Demir-Çelik işletmelerine girdiğimde orada oksijen tesisinde işe başladım. Yani havada biliyorsunuz havanın %21'i oksijen. Havayı alıyorsunuz, -190 dereceye kadar havanın ısısını düşürüyorsunuz ve her ısıda bir gaz ayrışıyor. Yani işte karbondioksit 70 derecede katılaşıyor. Sonra işte azot 195 derecede, eksi ama bunlar, -195 derecede sıvı hale geliyor. Oksijen de -182 derecede sıvı hale geliyor. Ben bunun dersini hiç görmedim ama orada işletmeyi öğrendim. Öğrenmeyi öğrendiğim için çok kısa bir sürede işletme mühendisi oldum. 3 sene sonra da şef mühendisi oldum. Yani öğrenmeyi öğrenmek en önemli. Yani nasıl ders çalışılır? Bu ders nasıl öğrenilir? Biz programı öğrenilir. Ama şimdi çocukların çok güzel bir tool var elinde. Bir araç, internet. Yani bizim zamanımızda internet yoktu. Biz tam böyle aradaydık. Ben her konuşmanın sonunda şunu söylüyorum. İnsanın en iyi yaptığı yatırım kendisine yaptığı yatırımdır diyor. Yani kendinize yatırım yapmak istiyorsanız, yani bir yatırım yapmak istiyorsanız kendinize yatırım yapın. Yani telefonun en iyisini alın ama onu en iyi şekilde kullanın. Bilgisayarın en iyisini alın ama onu en iyi şekilde kullanmayı öğrenin. Yani neye sahipseniz onu öncelikle en iyi şekilde kullanmayı öğrenin ve oradan da yani yarın hayata hazırlık dedim ya. Yarın birisi arandığı zaman, bir yerde bir iş için birisi arandığı zaman sizin her bildiğiniz fazla bilgi sizin orada yükselmenizi sağlayacak ya da işe girmenizi sağlayacaktır. Kesinlikle. Kesinlikle. Anlattıklarınızdan sinaden şöyle bir not eklemek istiyorum Vehbi Bey. Biz her yıl müfredatlarımızı hazırlarken hocalarımızla istişare eder, öğrencilerle anketler yaparız. Ve biz son 2 yıldır müfredatlarımıza öğrenmeyi öğrenmek dersi ekleme ihtiyacı hissettik. Dediğiniz gibi, evet, Mühendislik Fakültesi'nde çok kıymetli bir hocamız, belki tanışmışsınızdır, Oktay Altun hocamız veriyor dersimizi. Biz bu ihtiyacı hissettik ve üniversite seçmeli havuzunda bulunuyor. Yani bir bölüm kıstası da koymadık. Her öğrencinin, her bölümü okuyan öğrencinin ihtiyacı olacaktır diyerek öğrenmeyi öğrenmek dersi ekledik. Ve gerçekten kariyer planlama dersimiz gibi o da büyük rağbet görüyor. Güzel gidiyor, ilerliyor. Mutlaka ama siz, ben bir dersine katılmak istiyorum. Yani, çok mutlu olduk. Hocamızla beni tanıştırırsanız bir tabii gün. Ki, yani tabii hem ki. Katkımız da olabilir. Hem ben de dinlemek istiyorum. Yani öğrenmeyi öğrenmek konusunda nasıl ders veriliyor? Gerçekten çok merak ettim şu an. Kesinlikle. Yani oraya ben ilk defa duyuyorum inanın. Çok çok teşekkür ederim. Oraya gelmek istiyordum ben de tam olarak. Sizin kendiniz keşfettiniz öğrenmeyi öğrenmek ama biz öğrencilerimizin yani %50'si keşfettiyse kendisi süper diyoruz ama maalesef kalan %50'ye de hadi güle güle dememek adına dersimizi eklemek istedik tabii çok ki. Çok güzel. Evet, böyle bir dersimizle ilerliyoruz. İnşallah hocamla hemen sizleri bir ziyaret edip tanışalım. Dersimizde de tekrar ağırlayalım isteriz. Diğer bir sorumuz da hemen şu şekilde. ODTÜ mühendisliği mezunu olarak kamuda çalışacak bir mühendis için aranan özelliklerin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi kamu deyince iş biraz değişiyor. Ama tabii ki hani bir söz var. Bir ormanda bir selviysen en güzel selvi olmaya çalışacaksın. Bataklıkta bir sazsan en güzel saz olmaya çalışacaksın. Yani
ne işi yapıyorsan, yani temizlikçiysen orada aranan kişi olmak lazım. Çaycıysanız en iyi çayı demleyen, işte en temiz çaycı, herkes tarafından istenen kişi olmak çok önemli. Yani bu özel sektörde de böyle, kamuda da böyle. Yani ben üniversiteyi okurken dediğim gibi biz nükleer santralde çalışmak üzere işe, yani bu şekilde hazırlandık ama oksijen tesisi de hakikaten nükleer santral gibi bir yerdi. Hiç görmediğiniz bir şey. Ve tamamen cold box denilen -195 dereceyi hayal edebiliyor musunuz bilmiyorum. -195 derecede hava sıvı hale geliyor. Yani oksijen böyle masmavi ve sıvı halde böyle kaynıyor. Yani o şekilde, ama içine diyelim ki parmağınızı soksanız anında -185 derecede o yanıyor. Yanma diyoruz biz ona. Ve sonra vurduğunuz zaman paramparça kırılıyor. Yani öyle. Bütün maddeleri donduruyor. Yani bunun için hazırlık yapmadık ama yani kamuda çalışacak diye hazırlamasınlar kendilerini. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani ben kamuda çalışacağım. Bir kere kamuda çalışacağım diye düşünen insanların birçoğunda ya tam işte cumartesi pazar tatil, akşam 5'te işim bitiyor. İşte yıllık izinin var. Maaşın bir standart. Yani böyle isteklerle insanlar kamuda çalışmayı planlıyorlar ama o dönem bitti artık, onu söyleyeyim. Yani şu anda sağlıkçılar kamuda o kadar rahat çalışmıyorlar. Polisler o kadar rahat çalışmıyorlar. Ondan sonra özel, zaten özelleşti bütün kurumlar. Kamuda çalışacak insanların birçoğu biliyorsunuz. Yani bu söylediğim hizmet sektöründe çalışıyor artık. Yani doktor oluyorlar, hasta bakıcı oluyorlar, polis oluyorlar, öğretmen oluyorlar. Bunların hepsinin artık alternatifleri var. Yani hastanelerin alternatifi var. Polisin çok fazla alternatifi yok. Özel güvenlikçilik var ama yani o alternatif olarak düşünülemez. Kamu kurumu düzenleyici bir kurumdur. Yani kamuda çalışacağınız zaman mesela böyle çok püf noktalarını öğrenmek için biz uzun yıllar harcadık. Ben özel sektörde çalıştım. Sonra tabii ki il müdürü olunca, yani off the record diyeceğim ama off the record olmaz burada. Vali yardımcısına ismiyle mesela şey yaptım. Bunu hani böyle bu konuyla alakalı bir ders de konulabilir. Yani eskiden vardı adab-ı muaşeret diye bir ders varmış çok önceden. Biz de almadık ama bizden de öyle. Adab-ı muaşeret, yani toplum kurallarıyla alakalı. Aynı şey kamuda ve özel sektörde de var aslında. Neler yapılmalı, amirine karşı nasıl davranılmalı, aşağıdakine, aslına ve arkadaşına karşı nasıl davranmalı diye bunlarla alakalı dersler var. Ben eğiticinin eğitimi aldım ve bu kalite yönetim süreçlerinde eğitici olarak da çalıştım Türk Telekom'da. Onun için anımı anlatayım. Vali yardımcısıyla işte randevu istedim. Sonra dışarıda gördüm. İşte dedim ismini söylemeyeyim şimdi. İsmini hitap ederek dedim ki sizinle tanışmak istemiştim dedim. Beni dedi ki önce dedi nezaket öğren dedi. Buyurun lan, ne söyledim diye ben kendi kendime düşünürken sayın valim diyeceksin dedi. Ama sonra öğrendim ki hakikaten yani bir vali yardımcısına mesela vali yokken bir üst ünvan söylenirmiş. Örnek veriyorum. Yani mesela birçok şu anda personel, yani yeni mezun geliyor, uzman oluyor şeyde ya da uzman yardımcısı oluyor bakanlıkta, mail atıyor bize. Mailde diyor ki sayın müdürüm şöyle şöyle yapmanızı rica ederim diyor mesela. Bize yazıyor diyor, rica. Rica etmenin bir emir kipi olduğunu öğrencilerin birçoğu bilmiyor. Yani rica ederim. Yani az üste rica etmez. Arz eder ancak. Mesela bunlar kamuda bilinmesi gereken mesela bir idarecinin ya da bir makamın odasına girdiğiniz zaman o otur demediği sürece oturmazsınız. Örnek veriyorum. Bunları biz ama sonradan protokol kuralları diye bir eğitim aldık. Orada öğrendik. Yani bunlar çok gerekli mi, gereksiz mi? Bazı hani yeni gençlerimiz hakikaten bunları şey yapabilir. Ya olur mu öyle şey falan diyebilir ama yani şimdi valiliklere gittiğiniz zaman yani oranın bir tarzı var. Oranın bir konuşma jargonu var. Yani kamuya girdiğiniz zaman ya da askeriyeye girdiğiniz zaman ya da bir mesela medikal bir yerde çalıştığınız zaman bile ben bakıyorum hakikaten oranın konuşma jargonu bile çok değişik. Yani bunları, yani bu adab-ı muhaşereti değiştirip yani bence üniversitelerde yarım dönem bile olsa bu protokol kuralları diye bir eğitim verilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Sayın Müdürüm, hemen diğer bir ders örneği vereyim ben. Meslek ahlakı ve ahilik dersimiz var bizlerin. Burada tam olarak adab-ı muaşeret değil ama meslekteki ticaret ahlakını biraz daha öğretmeye çalışıyoruz. Ama hocalarımızın bu konulara da değindiğini düşünüyorum ben. Evet. Buralara da değiniyorlar. İletişim bölümümüzde özellikle bir ders var ki mail kültürü. Hocalarımız bunu mesela aktarıyorlar. Kartvizit verirken nasıl bir duruş sergilenmeli, bunlara evet. değiniyorlar. Evet, evet, spesifik bu şekilde derslerimiz de var. Ama meslek ahlakı dersinde genel olarak hocalarımın buna biraz daha değindiklerini düşünüyorum. Şöyle bir telinden bir bilgi gelmiş. İletişim tasarım bölümünde var demişler Sayın Müdürüm. Evet. Evet, dediğimiz gibi eklemişler. Ama işte yani belki hani böyle illa yarım dönem alacak bir ders değil. Bir ben öğrencilere şunu da öneriyorum, tavsiye ediyorum. Mesela sizin üniversitede çok güzel bir şey var. Karatay Teknik Üniversitesi'nde benim adaşım var, Vehbi Meşin. Teknoloji evet, transfer evet. Teknoloji transfer ofisinin fikir, proje ve inovasyon alanı diye bir alanınız var. Ben Ankara İl Müdürlüğü yaparken Ankara'da da çok büyük üniversiteler var. Yani sizin üniversiteyle de kıyasladığımızda hakikaten çok güzel bir üniversiteye sahipsiniz. Yani öğrenciler çok şanslı. Yani Karatay Ticaret Odası, KTO Üniversitesi hakikaten çok güzel bir üniversite. Hem mekan olarak çok güzel, akademisyen kalitesi olarak çok güzel. Yani içindeki o fırsatı değerlendirsinler. Çok güzel etkinlikleriniz var. Bunlara katılsınlar. Yani kafeteryada oturacaklarına, yani bunları bir de sertifikasyon da çok önemli biliyorsunuz. Bakın yabancı ülkelerde hakikaten yani her konuda sertifika veriyorlar. Otobüse binme sertifikası, otobüsten inme sertifikası, yemek yeme sertifikası. Yani hakikaten abartmışlar gibi gözüküyor ama yani her konuda eğitim alınabileceğini, eğitim verilebileceğini anlatan, yani bir apartmanda oturuyorsunuz. Apartmanda kurallar var hakikaten. Yani normal müstakil evden apartmana taşınan birisi bu kurallara uymakta zorlanıyor. Yani bence müstakil evden apartmana taşınan birisine bir günlük apartmanda oturma kuralları öğretilmeli bana göre. Yani her konu yakında, yani bundan bir 10 sene sonra bakın her konuda biz de sertifika veren bir ülke olacağız inşallah. İnşallah. Yani kesinlikle. Şunu tekrar söyleyeyim. Okulda olan etkinliklerin birçoğuna katılsınlar. Baksın, kendisine uygun değilse gitmesin. Ama yani her öğrencinin kendi ilgi ve alakasına göre bir konu olabilir ve orada çok hızlı kendisini geliştirebilir diye düşünüyorum. Ve sizin üniversitenizde bu konuda hakikaten çok çeşitlilik var. Pandemi sürecinde ben son bir senede burada olduğum için yani çok fazla iletişim sağlayamadık. Ama inşallah şu pandemi bittikten sonra İnşallah. Biz de kamu olarak da hani bütün Konya'nın bütün üniversiteleriyle biz de kamu üniversite sanayi işbirliği diye bizim bir strateji ve planlamamız var. Ve bizim bir görevimiz var. Bununla alakalı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yani sanayi ve teknoloji yani sanayi için kamu üniversite sanayi işbirliğini sağlamamız gerekiyor ama turizm için de sağlamamız gerekiyor. Tarım için de, iletişim için de sağlamamız gerekiyor. Kamu üniversite sanayi değil de iletişim, hizmet, turizm. Yani bunun yanına ne koyarsanız koyun. Yani bu üç ayağı, kamuyu, üniversiteyi ve o hizmet sektörü, sanayi sektörü, ticaret sektörünü de bir arada mutlaka bir araya getirmemiz lazım. Kesinlikle. Yani buradan konu açılmışken şunu söyleyeyim. Yani sorularınıza hani engel olmuyorum herhalde. Yok lütfen müdürüm buyurun. Biz bakın. Millet olarak takım çalışmasını çok beceremiyoruz. Ama bu öğrenilmeyecek bir şey değil. Yani biz zannediyoruz ki şimdi yeni gençler zannediyor ki Japonya hep çalışkandı. Değildi. Almanya hep çalışkandı. Değildi. Yani bunlar çok güzel sistemler kurulmuş. O sistemin içinde bizim insanımız Almanya'ya gidiyor. Almanya'daki bütün kurallara uyuyorlar. Yani yanlış anlamasınlar. Türkiye'de eğitim düzeyi en az olan insanlar Almanya'ya gitti 1970'li yıllarda. Ve Almanya gibi kurallar ülkesinde o kuralların hepsine uyarak orada çok başarılı oluyorlar. İşte en son iki tane doktorumuz, iş adamlarımız, işçilerimiz de öyle. Yani orada başarılı oluyorlar. O sistemin içinde çalışıyorlar. Ama aynı insanların birçoğu Kapıkule'yi geçer geçmez arabayla hız yapmaya başlıyorlar. Arabadan peçete atıyorlar. Kuralları çiğniyorlar. Neden?
Çünkü biz sistemi kuramamışız. Yani sistemi kurduğumuz zaman biz bilinse ki, mesela Konya'da çok güzel bir şey var. Her yerde ben örnek veriyorum. Ana caddelerde EDS var. Elektronik denetim sistemi. Herkes 60-70 gidiyor. Kimse hızlı gitmiyor. Niye? Niye gitmiyor? Yani ara ara radar koysak yakalanmama ihtimali olur ama bunda yakalanmama ihtimaliniz yok. İki kamera arasında ortalamanız 70'i geçtiyse, 77 işte %10 da artırılıyor. 70'i geçtiyse, 77'yi geçtiyse ceza yiyorsunuz. O zaman herkes çok yavaş gidiyor. Bakın sistemi güzel kurmamız lazım. Diğer bir husus da takım çalışmasını çok beceremiyoruz Türk toplumu olarak. Bakın bunları hep olumsuzluk olarak söylemiyorum. Bunları düzeltebileceğimiz alanlar olarak görüyorum. Yani kesinlikle. Biz denetimde şöyle sihirli bir cümle vardı. Bir denetime gittiğiniz zaman, yani biz aynı zamanda Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü olarak yaptığımız görevleri de söyleyelim ki en sonunda. Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü ne yapar diye sorusunu unutmayın. En sonunda anlatayım. Çünkü öğrenciler en azından bilsinler. Bakın denetime gittiğinizde siz orada eksik aramazsınız. Eksik arıyor dediğinizde insanlar çok sinirlenir. Yani ben denetime gittim. İşte bu evrakları getir, onu getir. Bir şey arıyorsunuz, bir eksik arıyorsunuz. Yok. Potansiyel iyileştirme fırsatlarını arıyorum demeniz gerekiyor diyor. Yani kitaplarda. Bu ne demektir? Aslında eksik. Ama başka eksik aramanın başka bir söylem tarzı. Potansiyel iyileştirme fırsatlarını yakalamaya geldik. Yani ne? Takım çalışması yapamıyoruz biz. Yani bunların amacı eksik bulmak değil. Yani bakın biz hep bireysel sporlarda başarılı oluyoruz. İşte evet. Dün dalma rekoru kırdı bir tane bayan. Televizyonda gösterdi. Serbest dalışta 70 metreye daldı. Tek nefeste. Mesela güreşte başarılıyız, boksta başarılıyız. Hep bireysel sporlar. Ama bütün takım sporlarını İngilizler bulmuş. Futbol, voleybol, basketbol. Birisi pas verecek, birisi gol atacak. Birisi gol yemeyecek, birisi defansta duracak ve hep beraber sevinecekler. Artık bireysel başarı bitti. Yani onu söyleyeyim. Öğrenciler ders yaparken de, yani ben öğrencilik hayatımdan da bir şey vermek istiyorum, örnek vermek istiyorum. Biz üniversiteye girdiğimizde KÖR diye bir uygulama vardı, çan eğrisi. Belki duymuşsunuz. Yani AA en başarılı olan işte kişiye AA verilir. Ondan sonrakine BA alır. Ondan sonraki yani ortalama birileri CC alır. Yani geçme notu alır. 70. Sonra bu KÖR kalktı ve 70 uygulaması geldi. KÖR varken kimse kimseye bir şey anlatmazdı. Yani çünkü herkes rakibiniz. Sonra 70 uygulaması geldiğinde biz arkadaşlarla öğrendik ki zaten çok az kişi kaldık. 10-15 kişi kalmıştık 3. sınıfta. Dedik ki ya bu dersi Vehbi iyi biliyor. Herkes bizim eve gelirdi. Beraber çalışırdık. Bu dersi işte arkadaşlarımızdan Muhlis çok iyi biliyor ve de çok da iyi anlatırdı. Muhlis'e gidelim hadi. Hep beraber giderdik, o dersi bize anlatıyordu. Ve artık birlikte bir şeyler yapmayı öğrendik son 3 sene. Yani dedim ya ben hani öğrenmeyi öğrendim. Öğrenmeyi daha iyi bilen birisine sorarak öğrenirsiniz. Yani öğrenmeyi daha iyi bilen birisi bir kitap yazmıştır, onu okuyarak öğrenirsiniz. Yani ben hakikaten anı kitaplarını çok severim. Çünkü bir insan hayatı boyunca yaşar, bütün hayatını, anısını yazar ve bir kitaba sığdırır. Ve onu okuduğunuz zaman siz bir anda bir ömürde edinilmiş bütün tecrübeleri okumuş olursunuz 3 günde. Edinmiş olursunuz. Eğer altını çize çize okursanız da orada ne olursunuz? Başarılı olursunuz. Onun edinimlerinden faydalanırsınız. Yani öğrenmeyi öğrenmeden de kasıt da bu biraz. Anladım müdürüm. Size hemen şöyle bir galiba misafiriniz var, Cihan Odabaşı. Sayın müdürüm, Kocaeli'den selamlarımla çok kaliteli paylaşımlar, teşekkür ediyorum. Kömürcüler OSB Bölge Müdür Yardımcısı Cihan Odabaşı. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Evet. Sizin misafiriniz galiba müdürüm. Evet, ben LinkedIn'de paylaşmıştım zannediyorum, oradan gördüler. Şey yapmışlar. Yani öğrencilerin yanında bizim arkadaşlar da katılmışlar. Evet, evet. Yani. Sizin misafirleriniz de var. Evet, evet. Selin de galiba çan eğrisini anlattığınızdan istinaden Selin Üçler öğrencimiz şöyle bir yorum yapmış. Bizlerde de o benden daha düşük notumu görmesin, o kişi sınıfta kalsın hırsı var maalesef. Sizce hırs öğrencilerimizi kötü etkiliyor mu?
Yani bu sonuç çıktığında kötü etkilenmiş oluyor. Çünkü takım çalışması olmuyor. Paylaşma olmuyor müdürüm. Ama maalesef böyle devam. Hırs insana hata yaptırır. Hırs sebebi hasarettir. Yani hasara sebep olur diyor bir İslam alimi. Yani hırs dozunda olursa güzeldir. Ama dozunu aşarsa hırs kendisini de yıpratır insanı. Hı hı. Yani o kötü altında ben iyi alayım. Yani çok kötü bir şey. Yani bana göre buna biz fesatlık da diyoruz. Yani yalnızca hırs da değil. Haset diyoruz biliyorsunuz. Ama birlikte başarılı olmayı öğrenelim. Yani birisi benim omuzuma basıp yükseldiyse o demeli ki ya ben sen yoruldun biraz da in. İneyim sen benim omzuma bas demeli. Ama biz de mesela bildiğiniz işte mütevazı olmayın. Yani bu yanlış anlaşılmasın. 10 kişi var ve o işi en iyi siz biliyorsunuz. Ya siz tamam hadi sen yap. Bu değil olay. Yani en iyi siz biliyorsanız deyin ki bu işi en iyi ben biliyorum. Yani ben şunu şu eğitimi aldım. Bu konuyu senden daha iyi bildiğime inanıyorum deyip gösterin. Zaten öbür kişi de inanacaktır. Yani bir otobüste 30-40 kişi varsa o otobüsü kullanmasını istersiniz. Beraber yolculuk yapacaksınız. Uyuyacaksınız çünkü ona emanet edin. En iyi kullanan kişinin kullanmasını istersiniz. Öyle değil mi? Evet. Yani o yüzden yani öğrencilikte de eğer birisi bir şey biliyorsa ondan faydalanmaya çalışın. Yani o öğretmeniniz size bir şey anlatmak istiyorsa ondan öğrenmeye çalışın. Ya da arkadaşınız. Ben çocuklarıma hep onu söylüyorum. Yani senden daha iyi bilen bir arkadaşın var mı? Var. Git ondan öğren. Çünkü bir öğrenci hakikaten diğer öğrenciden, öğretmenden öğrendiğinden daha kolay öğreniyor. Çünkü onun düşünme mantığını biliyor. Diyor ki bak ben şöyle düşünüyordum ama bunu yanlış düşünmüşüm. Böyle düşünürsem öğrendim. Böyle düşünerek öğrendim diyor. Bir öğrenci öğrenciden çok daha kolay öğrenebiliyor. O yüzden takım çalışması yapsınlar. Mutlaka. İki kişi bile bir takımdır. Yani iki tane biri alt alta koyduğunuz zaman ne yapar? İki. İki tane biri yan yana koyduğunuz zaman ne yapar? 11 yapar. Hı hı. Üç tane biri yan yana koyduğunuz zaman 111 yapar. Ama yani alt alta koyarsanız 3. Yani bak, omuz omuza verdiğiniz zaman yani birileri 10 tane biri yan yana koyduğunuz zaman ne yapar? Böyle alt alta koyarsanız 10 yapar. 10 tanesini şu anda bir anda hesaplayamadım. yani onu hakikaten yani omuz omuza vermek lazım diye düşünüyorum. Ve bu en önemli okulda takım çalışmasını öğretin. Çocukların mutlaka birlikte bir şey yapma kabiliyetlerini geliştirmek gerekiyor. Bu spor faaliyetleri de bu açıdan çok iyidir. Yani birisi pas verecek, öbürü gol atacak. Birisi gol yemeyecek. Voleybolda birisi müdafaa edecek, birisi hücum yapacak. Yani bunu öğrenmeleri lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Sayın Müdürüm artık işverenler evet diploma puanına bakıyor, staj deneyimlerine bakıyor. Bunların dışında herhangi bir projede yer almış mı bunlara bakabiliyor. Ama işvereni artık etkileyen şu hususlar var. Öğrenci ne kadar genel aktivitelere katıldıysa sportif, teknolojik, sanatsal becerilerini geliştirebiliyor ve bunlar onları pratik düşünmeye, takım çalışmasına itiyor. Ve işverenin yapmış olduğu duygusal zeka testlerinde bu sosyal etkiler, sosyal geliştirdikleri alanlar etkiliyor. İşveren artık bu hususlara çok dikkat ediyor müdürüm. Evet. Ve bunun için de mesela CV hazırlamak önemliydi bizim zamanımızda. Hı hı. Şimdi tamam CV hazırlıyor ama öğrencilere unutmadan söylemek istiyorum. Sosyal medya paylaşımlarına, kesinlikle, sosyal medya izlerine dikkat etsinler. Ben birini hakkında bir kanıya varacağım zaman geliyorlar işte ben şöyleyim, böyleyim, böyle uçarım, böyle kaçarım. Diyorum ki şeyin Facebook ya da işte şeyin var mı Instagram hesabını hemen açıyorum, bakıyorum. Aslında oradan nereye kaçtığını, ne kadar tutmayabildiğini. Yani şarkı söyleyebiliyor mu? Ondan sonra orada çünkü insanlar hakikaten müthiş paylaşımlarda bulunuyorlar. Çok faydalı bu değerlendiriciler için bu. Yani hiç yoksa o da ayrı. O da ayrı bir olay. Yani o da saklıyor manasına mı geliyor artık? Şu anda onlar da değerlendiriliyor. Dijital izlerine dikkat etsinler öğrenciler şimdiden itibaren. Yani öğrencilik yıllarından itibaren. Çünkü dijital izleri silmek çok zordur. Yani çok büyük paralar da verseniz bazı dijital izleri silemezsiniz. Yani sosyal paylaşımları silebilirsiniz belki ama bir yerde bir haberle çıktığınız zaman bir yerde bir o görseller kısmında Twitter'da paylaştığınız bir şeyle görsellerde mesela çıkıyor isminizi yazın. Hemen o görseller diye tıklayın orada hemen Twitter'da yaptığınız paylaşımlar bile çıkıyor. Hiç takip etmeseniz müsaade etmeseniz dahi. Yani bu dijital izlerin hepsi de bir yerde
toplanıyor mutlaka. Tabii, yani tabii. Dijital izlerine dikkat etsinler. Tabii Sayın Müdürüm, çok kurumsal büyük firmalardan, bunlardan biri de Eltivaki ki örnek verebilirim. LinkedIn'den iş başvurusu aldı. Kariyer.net ya da bizim üniversitemizin evet. kariyer platformları değil, LinkedIn'den başvuru aldı Sayın Müdürüm. Yani evet. kişinin teknolojiye ve sosyal medyaya eğilimi artık gerçekten bir kriter haline geldi. Kesinlikle. Ben artık medyayı sosyal medya olarak değerlendiriyorum. Yani kişisel olarak. Yani ben bizim yaşıtlarımız televizyon, biz hanımla televizyon seyrediyoruz. Bizim çocuklar artık hiç seyretmiyorlar. Neden seyretmiyorlar? Çünkü hakikaten yani neye merak ediyorsa biz işte reklam arası, işte ondan sonra öbür hani zapping yapma filan. Onlar artık hep zappingdeler. Yani ne merak ediyorsa onu izliyorlar, onu bakıyorlar, onu dinliyorlar. Yani sosyal medya anlık çünkü. O anda bir gece bir olay oluyor. Sosyal medyada hemen kimlerin ne düşündüğünü öğrenebiliyorsunuz. Mesela televizyon bir iletişim aracı değildir diyorduk biz eskiden. Hı hı. Televizyon bir iletim aracıdır. Yani bir iletişimde bir fikir bir taraftan bir tarafa gidiyorsa ve o karşı taraftan da geri dönüş yapılıyorsa buna iletişim diyoruz. Siz daha iyi bilirsiniz konuları. Yani karşı taraftan geri dönüşüm gelmesi lazım. Televizyon tek taraflıydı eskiden. Konuşulurdu. Şimdi tartışma programları ne yapıyor? Hemen oradan sosyal medya şeylerin altına yazıyorlar. Ve bakın tartışma programlarında insanlara elleri sürekli televizyonda. Ben bunu dedim ama millet benim hakkımda ne söylüyor diye. Hemen oradan bakıyorlar. Benim hakkımda bunu söylemişler diye de tekrar orada bir iletişim kuruyorlar insanlarla. Yani sosyal medyayı iyi kullanmak. Yani amacında kullanmak. Yani amacını şey yapmadan, yani başka yerlere götürmeden, amacını saptırmadan düzgün kullanmak gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle müdürüm. Şimdi sizlerden son olarak sorumun yanıtını almadan önce 3 tane rakam isteyeceğim. Bizler her hafta kariyer planlama dersi kapsamında öğrencilerimize kitap hediye ediyoruz müdürüm. Bu hafta sizin programınız için de hediye edeceğimiz kitap Büyük Veri İş Başında, Bernard Marr'ın kitabını hediye edeceğiz. Şu an 200 öğrencimiz katıldı. 1 ile 200 arasında 3 tane rakam istiyorum sayın müdürüm. 1 ile 200 arasında 3 rakam istiyorum. Evet, 199 olsun bir tanesi. Evet. 7 olsun bir tanesi. Öbürü de 58 olsun. Sivas plakı olsun. İlk işe başladığım yer. Programdan sonra katılımcı listesini çekeceğiz ve Excel'de bu rakamlar içerisinde yer alan isimleri arayarak hafta içi kitaplarını hediye edeceğiz. Evet. Müdürüm, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü neler yapar? Konya'daki Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğümüzün faaliyet alanlarında neler var? Ve bizim öğrencilerimiz nasıl bir iletişime girebilir? Mezunlarımız nasıl bir etkileşimde bulunabilir sizlerle? Şimdi Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın illerde Türk Standartları Enstitüsü Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na bağlı. Kalkınma Ajansları var Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na bağlı. COSGAP var, küçük ve orta ölçekli sanayicileri geliştirme birimi. Bu para yardımı yapıyor biliyorsunuz. O da Sanayi Bakanlığı'na bağlı. Konya Ovası Projesi KOP var. O da Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na bağlı. Bir de biz varız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Sanayi Teknoloji İl Müdürlükleri. Biz tabii Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın illerdeki aslında sanayiciler açısından bir kapısıyız. Yani illerde. 81 ilde teşkilatımız var. Çok fazla personel çalışmasa da yani ben de bu bakanlığa girene kadar ne yaptıklarını bilmezdim. Onu da söyleyeyim. Sanayi Bakanlığı'nın yani il müdürlüğü ne yapar? Biz hakikaten denetim ağırlıklı bir iş yapıyoruz. Diğer birimler yani COSGAP, Türk Standartları hemen adından da anlaşılacağı gibi onların işte sanayicilere yardım, destek ve teşvik verdiklerini herkes biliyor. Daha önce teknogirişim sermayesini Sanayi Teknoloji Bakanlığı direkt kendisi veriyordu. Şimdi hepsinin bütün destek ve teşvikleri COSGAP aracılığıyla vermeye başladı. Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nda biz bütün sanayicilerin envanterini tutarız. Şu anda Konya'da 8100 tane sanayici var Konya'da. Türkiye'nin ilk 5. sırasında. Yani İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Konya. Yani
Sanayide beşinciyiz, sanayici sayısında. Yani birçok şeyde üçüncü olduğumuz yer var, altıncı olduğumuz yer var ama birçok konuda ilk beşteyiz, onu söylemek istiyorum. Yani tarım ili değil yani, Konya hakikaten sanayi ilidir. Sanayi oldukça gelişmiştir. Tarım makineleri, gıda makineleri, yersiz av tüfekleri üretiminde Türkiye'de değil, dünyada birinciyiz. Onu söyleyeyim yani. Yersiz av tüfeği Huğulu'da, Üzümlü'de ve Beyşehir merkezde, Konya merkezde olan silah fabrikalarıyla. Ayakkabı da Türkiye'de birinci. Yani İstanbul'la beraber hemen hemen. Araç üstü ekipmanlarda, hidrolikte, dökümde, ondan sonra gıda makineleri, tarım makinelerinde ilk birinciyiz. Yani birinci olduğumuz mesela yenilenebilir enerji kurulu gücünde, yani güneş enerjisi kurulu gücünde Konya birinci. Sanayicilerin envanterini tutuyoruz. Yani teknokent, iki tane teknokentimiz var. Yani Sanayi Bakanlığı'ndan alınıyor bu. 30 tane Ar-Ge ve tasarım merkezi var. Şeylerin kurduğu, sanayicilerin kurduğu Ar-Ge merkezi 25 tane, 5 tane de tasarım merkezi var. 30 tane Ar-Ge ve tasarım merkezi. Mesela bunda da 5'teyiz. İşte yani birçok şeyde sanayide çok öndeyiz. Biz bunların envanterini tutan bir birimimiz var. Sanayi sicil belgesi diye bir belge veriyoruz bunların hepsine. Yani sanayici belgesi. O belgeyi almanın da avantajları var. İşte bir şey yapacağız ama sanayici misiniz? Evet, nasıl ispat edeceksiniz? O belgeyle ispat ediyorsunuz ve onun güncellemelerini yapıyoruz. Bir birimimiz bunu yapıyor. Diğer birimimiz metroloji ve standartizasyon genel müdürlüğümüz var. Ve piyasa gözetim genel müdürlüğü. Şimdi ikisi birleşti. 14 ürün grubunda 1500 çeşit ürünün denetimini biz yapıyoruz. Denetim yapıyoruz. Çünkü bir ürün üretiliyor. Diyelim ki mesela Konya'dan basit bir örnek vereyim. Konya'da ya da başka tarım makinesi üretildi. Bu tarım makinesinin bir standartı var mutlaka, olmalı. Yani eliniz sıkışır mı? Bir yere dokunduğunuz zaman elektrik çarpar mı? Yani insan ve hayvan, kedi işte kediler için zararlı mıdır? İnsan ve hayvan sağlığına zararlı olmayacak şekilde üretilmesi lazım. Bütün ürünlerin, yani düdüklü tencereden tutun, elektrikli ekipmanlara, küçük şarj aletleri, yani sizi elektrik çarpıyorsa, bir avize takarken sizi elektrik çarpıyorsa, bundan biz sorumluyuz. Ütülerden, ondan sonra her türlü sanayi ürününden. Yani ama hareket eden parçası olacak ya da elektrikli bir parçası olacak. Bunların denetimini yapan bir birimimiz var. Bunları teste gönderiyoruz ya. Çok ağır cezaları var. Bunun sebebi de şu. Bunları hiç belgelendirme yapmadan, hiç insan sağlığına uymadan yapılan üretimleri diğer bunları yaparak üretim yapan kişilerle arasındaki haksız rekabeti engelliyoruz aynı zamanda. Diyoruz ki hepiniz bunu yapmak zorundasınız. Hepiniz bunları ölçtürmek zorundasınız. İnsan sağlığına uygun mu diye bunların denetimini de bizim 10 tane denetim personelimiz var. Piyasa gözetim denetimi diyoruz biz buna. Piyasa gözetim denetimi yapan bir birimimiz var. Sanayi sicil birim var. Bir de bütün yani ildeki bütün tartı aletleri, tartı ve ölçü aleti diyoruz biz buna. Mesela akaryakıt aldığınızda akaryakıtın 50 litre akaryakıt aldınız. Mesela bu 50 litre mi değil mi? Hiç şüpheleniyor musunuz? Ya da LPG aldınız, 20 litre arabanıza LPG doldurdunuz, otogaz doldurdunuz. Bu 20 litre mi acaba? Bunların hepsinin denetimini biz yapıyoruz. 500 küsur tane petrol istasyonu var. Bizim elemanlar onların ölçümünü yapıp damgalarını yaptırıyoruz ve onların muayenesini biz yapıyoruz. Muayene araçlarımız var, gidiyoruz. Randomlu olarak onları alıyoruz. Belirli kaplara diyoruz ki 50 litre, 20 litre, 10 litre alıyoruz, bakıyoruz. LPG'yi de bir cihazdan geçiriyoruz. O 30 litre verdi dediği zaman 30 litre vermiş mi, vermemiş mi? Tartı aletleri, vasıta baskülleri, marketteki mesela bir kilo kıyma aldığınız zaman o tartı aleti doğru gösteriyor mu, göstermiyor. Onların hepsinin denetimini Sanayi Teknoloji Bakanlığı yapıyor. Yani alakasız gibi gözükse de o genel müdürlük bizde olduğu için bunu biz yapıyoruz. 1500 dediğim gibi çeşit ürün. Asansörlere biniyorsunuz. Bugün Türkiye'deki ulaşımda en çok kullanılan cihaz asansörler. Yani hava yolu, demir yolu, kara yolu, deniz yolu ama bir de asansör yolu diye bir şey var. İnsanları bir yerden bir yere götürüyor. Ve inanın asansör kazasında uçak kazasından fazla insan vefat ediyor. O sebeple bütün asansörlerin denetimi bizde. Yani Konya'da 20 bin civarında asansör var. Onların 25 bin civarında asansör var. Bunların hepsinin denetimini biz yapıyoruz. Yaptırtıyoruz ayrıca. Yani muayene için yetki verdiğimiz
birimler var. Şikayetleri, bunların şikayetleri bize yapılıyor. Elektrik sayacınız, su sayacınız, doğalgaz sayacınız, taksimetreyle alakalı bir şikayetiniz oldu. Bunların hepsinin şikayetlerini Alo 130'dan bize yapıyorsunuz. Alo 130'a diyorsunuz ki bizim elektrik saatinde bir problem var. Ya da diyorsunuz ki bir kuyumcudan şu kadar gram altın aldım, eksik çıktı, örnek veriyorum. Bunların hepsini bize yapabilirsiniz. Bu ölçümle, tartımla alakalı bütün şeylerin ölçümünü biz yapıyoruz. Diğer bir konu tabii mevzuat çalışmalarında, yani bakanlığın, Sanayi Bakanlığı'nın mevzuat çalışmalarında katkı sağlıyoruz. En önemli işlerimizden bir tanesi, kamu üniversite sanayi işbirliği ile alakalı çalışmalar yapıyoruz. Burada da işte üniversitelerle, adımız değişmişti biliyorsunuz, sanayi ticaretle ticaret ayrıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Bilim olunca üniversiteleri de o zaman almıştık. Şimdi bilim kalktı ama sırf yani üç isimli olmasın bakanlık ismi diye kalktı. Yoksa şu anda kamu üniversite sanayi işbirliğiyle teknoloji transfer ofisleriyle işbirliğimiz var. Ondan sonra teknokentlerle alakalı işbirliğimiz var. ARGE merkezlerini biz beraber kuruyoruz. Yani bunlarla hepsiyle üniversite ve sanayiyle böyle bir işbirliğimiz var. İşbirliğinde kurumsallaşmayı sağlamak için hedeflerimiz var. Hedefler belirliyoruz. Bunları yani çok kısaca anlattım. Yani bunların daha alt detayları, kırılımları var. Bunların hepsini yani sanayiyle alakalı bir il müdürlüğüyüz. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü. Teknolojiyi de artırmak için çalışıyoruz şu anda. Bunun da tek bir yolu var. O da üniversitelerle işbirliği yapıyor. Evet. Sayın Müdürüm bahsetmiş olduğu toplantılar KÜSİ olarak adlandırıyoruz, evet, kısaltmaya gelirsem. Öğrenci arkadaşlarımız biz aslında her ay gerçekleşiyordu ya da 3 ayda bir toplanıyorduk müdürüm. Burada her konu öğrenci ve mezunların, yani şehirdeki hiçbir üniversite ayrımı yapmadan öğrenci ve mezunların yararına neler yapabileceğimizi istişare edip çıkan sonuçlara göre hareket ediyorduk. Sayın Müdürüm'ün bahsetmiş olduğu KÜSİ toplantılarının evet verimli sonuçlarını her zaman aldık. Sayın Müdürüm'le henüz bir KÜSİ toplantısında bulunma şansım olmadı, evet, ama inşallah pandemi akabinde. Pandemiden dolayı. Evet. Çok hızlı başlamıştık. Bütün KÜSİ taraflarıyla bir araya geldik. Ondan sonra Şubat, Mart ayından sonra biliyorsunuz, evet, pandemi patlayınca yüz yüze toplantıların hepsi iptal oldu. Evet. Ama bu Aralık ayında Zoom üzerinden ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz. Artık böyle yaşamaya ne kadar süreceğini bilmediğimiz için alışacağız. İnşallah müdürüm. İnşallah ilk toplantıda sizlerle istişare etmekten büyük onur duyacağım ben de. Müdürüm çok teşekkür ediyorum. Bize çok kıymetli vaktinizden ayırdınız. İnşallah öğrenmeyi öğrenmek dersinde sizlerle tekrar buluşacağımızı düşünüyorum. Evet. Pandemi akabinde de öğrencilerimizle beraber müdürlüğünüz makamında inşallah ziyarete gelip tekrar fikir birliğini birebir de yaşamak istiyoruz. Sizleri üniversitemizde de ağırlamayı çok istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizden ayırdınız bizleri. Ben de çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerin ilgisine, alakasına da teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun müdürüm. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.